Merhaba, bugün sadece Amasya Açık Eğitim Kurumlarında yapılan PİAT aramalarımız hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. PİAT aramalarımızda öğrencilerimiz derslerinde işlemiş oldukları konulardan sorularla karşılaşmaktadır. Ve bu sorularda öğrencilerimiz hem girmiş oldukları dersteki konuları özümseyip özümsemediklerini anlıyor, hem de soru çözüm hızlarını daha da üst seviyeye çıkarıyor. Derslerimizle ilgili daha detaylı bilgiler için öğretmenlerimizi dinliyoruz. Bu taramadaki amacımız nedir? Bu taramadaki amacımız öğrencilerin işlediğimiz konulara dönük eksikliklerini tespit etmek ve ona göre tamamlayıcı eğitim yapmaktır. Bu eksiklikleri belirlerken de bireye özgü olmalı. Çünkü her öğrencinin eksik noktası aynı değil. Bireye özgü eksiklikleri tespit edip birebir etütlerimizle bu açıkları kapatmamız gerekiyor. Aynen öyle. Peki, bu kazanımları kullanalım. Bence öğrencinin aktif olacağı kazanımlar ön planda olmalı. Katılıyorum. Teşekkürler. Biz bu taramada neyi hedefliyoruz? Öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyini ölçmeye çalışıyoruz. Yani gösterdiğimiz konularla ilgili her ay deneme tarama yaparak onların denemeye de daha dikkatli hazırlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani eksiklerini tespit edeceğiz. Ona göre soru hazırlayacağız. Yani her ne kadar sonuçta derste örnek çözsek de bazen işte geri dönüt almak için ne yapıyorlar, ne biliyorlar bunları da görmek gerekiyor. Bence güzel oluyor yani. Sizin? Öğrencilerin de derste öğrendiklerini daha iyi pekiştirebilme adına iyi bir gözlem olur. Bu taramada bunu çok iyi gösterir. Yani biz taramayla ölçmüş oluyoruz. Öğrencilerimize uygulayacağımız tarama sınavları kapsamında tarih zümremiz, coğrafya zümremiz, felsefe zümremiz ve din kültürü zümremizle birlikte sosyal zümresi olarak hazırladığımız tarama sınavlarımızı zümremizce burada ayarlıyoruz. Birçok farklı kaynaktan öğrencilerimize uygun, işlediğimiz yerlere uygun soruları burada ayarlıyoruz ve deneme sınavı haline getiriyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz derslerinde işledikleri konulardan birebir olaraktan soru çözmüş oluyorlar. Evet, Sayın Hocam, bu denemeyi yapmamızdaki amacımız ne? Şimdi burada çocukların öğrenip öğrenmediğini görmek için, eksiklerini tamamlayabilmek için veya konu bazında bizim geldiğimiz yerlerdeki durumlarını ölçmek için aslında yaptığımız bu. Çünkü deneme sınavları genel geliyor. Genel konularda ne olduğu için henüz oraya da hazırlıklı olmadıkları için çocukların netleri düşük oluyor. Bu ister istemez motivasyonlarını düşürüyor. Biraz motivasyonlarını yükseltmek, öğrenme düzeylerini anlamak için yaptığımız bir tarama, PİAT tarama. Bu şekilde bir çalışma olmasına karar verdik. Burada fen zümresiyle birlikte ortaklaşa bir çalışmayla yeni bir sisteme geçiyoruz. PİAT aramada çocukların bu durumlarını gözlemleyeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Yani. Ağzınıza sağlık. Evet, şimdi bugün PİAT aramalarının öğrencilerin üzerinde katkısı neler? Onlar üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz PİA modeli 2021-2022 eğitim öğretim yılında açının başlatmış olduğu bir model. PİA tarama da bunun bir alt dallarından bir tanesi. Burada Rümeysa bize tanıtım yapacak. Kendisine nasıl katkıları olduğunu anlatacak. Rümeysa'cığım merhaba. İstersen önce bir arkadaşlarına kendini tanıt. Açıyla nasıl tanıştın? Merhaba arkadaşlar. Ben 12 sayısal A'dan Rümeysa. 2 sene önce Mensum Fen Lisesi'ndeydim. Ve açığa geçme kararı aldım. YKS dönemine yönelik daha yoğun ve etkili çalışabilmek için. Sınav süreci nasıl gidiyor? Sınav süreci dediğiniz gibi hocam yoğun evet. Ve zorlu bir süreç aslında. Çalışmaya çalışıyoruz. Sürekli bir deneme yapıyoruz. Konu eksiklerimizi belirlemeye. Yoruyor mu denemeler peki? Haftada iki denemeniz var, evet. Aylık taramalarınız var. Bunlar yoruyor mu sizi? Yoruyor ama bize katkıları da çok fazla. PİA taramanın katkısı ne oldu sana bu süreçte? Yani denemelerden farkı neydi PİA taramanın? PİA tarama öğrenciye yönelik daha fazla eksik belirlemeyi sağlıyor aslında. Yani biz şu an her hafta denemeye giriyoruz ve TYT konularının tamamıyla karşı karşıyayız. Evet. Gördüğümüz bölüm sadece karşımıza çıkmıyor. İşlediğimiz konular sayılı. TYT zaten çok derya deniz, yani bir sürü konu var. Aynen öyle. Yoruyor sizi. Aynen öyle. PİA modeli sayesinde işlediğimiz konulardan nerede ne yaptık, nerede ne eksiğimiz var. Bunları kavramaya yönelik çalışmalar daha yoğun oluyor. PİA modeline katkısı çok büyük o yüzden. Şöyle diyebilir miyiz o zaman, PİA taramaları senin konu analizlerini öğrenmen açısından, artı eksikliklerini tamamlama konusunda katkıda bulundu diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. PİA modeli sayesinde hani işlediğiniz konularda ne kadar eksiksiniz veya nereye kadar getirebilmişsiniz kendinizi. PİA modeli buna yönelik tamamen nokta atışı, konu hedefleri belirliyor aslında. Teşekkür ediyoruz canım. Ben teşekkür ederim.
Merhabalar, ben danışman öğretmen Sema Çelebi. Şimdi Zerenşe Çolakoğlu bize fiyat aramalarının kendisine olan katkılarından bahsedecek. Merhaba, ben Zerenşe Çolakoğlu. Açı Lisesi'ne bu sene Stoa Fen Lisesi'nden geldim. Şöyle söyleyeyim, 9. sınıfta pandemi sürecine girdik. Ve ister istemez derslerimizde kopukluk yaşadık. Tembellik dönemimiz oldu yaklaşık 2 yıl kadar. Dolayısıyla konuları nasıl tamamlayacağımı hiçbir şekilde bilmiyordum ve bu beni çok korkutuyordu. Çünkü şu an üniversite hazırlık sürecine girmiş bulunmaktayız, 11. sınıfta. Evet. Ama bu okula geldiğimden itibaren yapılan fiyat aramaları olsun, dersler olsun, daha çok kendi seviyemi görmemi sağladı. Ve taramalarda iyi yapabilmek için düzenli çalışmam gerektiğini fark ettim. Böylelikle daha düzenli çalışarak konulara yetişmeye başladım. O yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum bu sistemini. Çok teşekkür ederiz açıklamaları için her şeyi. Merhabalar, ben tarih öğretmeni Deha Özer. Yanımda da 16 sınıfından Barış Efe Sontay var. Şimdi 2021-2022 yılında PIA modelinde tarama sınavları uyguluyoruz. Bununla ilgili Barış'ın görüşlerini de almak istiyorum. Evet Barış, ne düşünüyorsun? Bu sınavların sana katkısı nedir? Merhabalar hocam öncelikle. Merhabalar. Okulumuz zaten denemeleri sürekli ve her hafta yapıyordu. Yani aylık denemelerimiz de oluyor. Yeni PIA modeli bize sürekli dinçte tutuyor. Ne zaman yapılacağını söylemiyor, nasıl olacağını söylemiyor. Öğretmenlerimiz aniden sınıfa geliyor, deneme yapıyorlar bize. Bu bizi sürekli dinç tuttuğu için bilgilerimizin taze kalmasını sağlıyor. Bu da bizim için iyi oluyor. Yani sınavımızı hazırlıyor bizi. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Merhabalar, ben fizik öğretmeni Gökhan Çeper. Merhaba Oktay, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Öncelikle PIA taramalarından senin fizik dersinde ve diğer branşlardaki etkilerini senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki de. PIA taramalarının öğretmenlerimizin de emeğiyle gördüğümüz konular üzerinden hazırlanması işime gelen bir şey. Normal TYT denemelerine göre gördüğüm konular olduğu için eksiklerimi ve bildiğimi sandığım konuları anlamama yardımcı oluyor. Bunun için bu sayede daha çok üzerine düşerek o konuların diğer okuldaki rakiplerimin önüne geçmiş oluyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Amasya İç Eğitim Kurumları Rehberlik Öğretmeni Özgür Höberi. Bugün kurumumuz öğrencilerinden 11A sınıfı öğrencisi Efe Berk Köse ile birlikteyiz. Kendisi Amasya'da yalnızca Aç Eğitim Kurumlarında uygulanan PIA modeli hakkında görüşlerini bildirecek. Evet Efe, seni dinliyoruz. Hocam, açıkçası YKS'nin konularının üstesinden gelememek gibi korkum vardı. PIA modeli sayesinde yanlışlarımı daha iyi gördüm. Taramalar beni daha da iyi hazırlandırdı. Ve bunun sayesinde artık konularım kapanıyor ve daha iyi bir şekilde çalışıyorum. Peki buradan sınav sistemine söylemek istediğin bir şey var mı? Sınav sistemine YKS'ye benden korksun. Merhabalar. Burada PIA modeli için öğretmenlerimizin özenle seçtiği sorulardan konu taramaları hazırlıyoruz. Ben şu an onun düzenlemesini yapıyorum. Üçüncü taramaya başladık. Üçüncü tarama tamamlandı şu an. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek.